Funksiyanın cüftiyaki tağılığını anlaşırsın, biz kuydaki misallarını görüp çıkarmız. Birinci misal, y'den x kub, cosinus x funksiyon, cüft funksiyon mu, yani tağ funksiyon mu? Kediler dersler, kaçan funksiyon cüft boladı, kaçan funksiyon tağ boladı, şu sorulara cevap veririz. Y barabar fx funksiyon, kaçan cüft boladı? Onun için iki de şart becerilmiş gerek. Birincisi, eğer x sonu bu funksiyonun anıtlayan sahasına tekişliği olsa, o halde minus x ham funksiyonun anıtlayan sahasına tekişliği buluş gerek. İkinci şart, x oraya minus x yazdık, yani f minus x, fx deneyi becerilmiş gerek. Demek bana şu iki de şart becerilse, o halde funksiyon cüft funksiyon değil zaten. Kaçan funksiyon tağ değil abi. Birinci şartta, bana bu şartın özü, yani x funksiyonun anıklayan sahasına tekişliği olsa, o halde minus x ham funksiyonun anıklayan sahasına tekişliği buluş gerek. İkincisi, f minus x, f minus x, minus fx eteğin buluş gerek. Eğer bana şu iki şart başarılsa, o halde fx funksiyon tağ funksiyon değil abi. Demek etibar verin, birinci şartta bir kal. X anıklayan sahasına tekişliği olsa, minus x ham anıklayan sahasına tekişliği. Başka şakırda etken de, anıklayan sahası 0 noktaya nisbeten simetrik oluş gerek. Eğer x tekişliği olsa, minus x ham tekişliği oluş gerek. İkincisi de ham bir kal. Demek birinci şartları bir kal. Yani bana bunu bildirdi. 0 noktaya nisbeten anıklayan sahası simetrik. Demek ki bu iki şart becerilirse, cüf funksiyon, bana bir iki şart becerilirse, funksiyon tağ funksiyon değil ama. Yeni misallar görürüz. Birinci misal. Y'den x kub kosinus x. Bu funksiyon, minus çeksizden plus çeksizde geçer anıklayan. Şu sebeple, anıklayan sahası, x anıklayan sahası tekişliği olsa, minus x ham tekişliği. Bak ikinci şartını tekşiramız. F minus x. Bak hani şunu hesaplak görelik ki. Yani x'nin oranına minus x yazıyorduk. O halde minus x'nin kubu kapatırım. Kosinus minus x. Ten minus x kub kapatırım. Kosinus x. Bu kosinus x ke ten. Bana bu ifade bize verilgen funksiyon. Yani minus fx. Demek f minus x minus fx keteyim oldu. Şu sebeple bu funksiyon tağ funksiyon oldu. Cevap verilgen funksiyon tağ funksiyon. Yani ikinci misal götürmemiz. İkincisi de ham. Birinci şartını tekşirelik. X anıtlayan sahası tekişliği olsa minus x ham. Onu anıtlayan sahası tekişliği buluş gerek. Yani x anıtlayan sahası tekişliği degenimiz sinus x kvadrat 0 keteyim olmasın. O halde sinus minus x'nin kvadratı ham 0'ga teng bo'lmaydi mi yoki yo'qmi? Ko'ramiz. Kvadrat tashqarida. Bu sinus x kvadratga teng, bu 0'ga teng bo'lmaganligi sababli bu 0'ga teng emas. Demak, agar x anıqlanış sohasiga tegishli bo'lsa funksiyani minus x ham uni anıqlanış sohasiga tegishli ekan. Endi ikkinchi shartni tekshiramiz. F minus x teng x ni minus x bilan almashtiramiz. Kosinus 8 minus x bölü sinus minus x'nin kvadratı teng. Bana bir daha faydalanışımız mümkün ya ki torda torak sablaşımız var mümkün. Kosinus minus 8 x minus x'nin kvadratı x kvadrat minusunu kosinusda yazmasak hem bulur. Kosinus 8 x teng sinus x kvadratı. Ve bu verilgen funksiyonun özü. Yani bir para verirler. Özü hasıl oldu. Demek bu fx geteyim. Şunu da yakalıp f minus x fx'nin özü geteyim. O halde verilgen funksiyon cüft funksiyon bulundu. Demek cevap cüft funksiyon. Ne var teki misal? Bana bu funksiyon. Gördü ham. Agar bir hafta x'da mahras 0'ga teng bo'lmasa, yani x kosinus x 0'ga teng bo'lmasa, bu halde x'ni o'rniga minus x qo'ysak ham, bu
minus x cosinus x getireyim. Bu ifade nur getirmez. Bana bir ifade nur getirmez. Yani bu ifade ham nur getireyim olmuyor. Bu da gene x fonksiyonun anıklayan sahası yeteği işliği olsa minus x ham. Onun anıklayan sahası yeteği işliği. Yani de f minus x nasıl bulayımız? Yani x'larını biz minus x'den almıştıramız. Bu halde minus x'nin 4. derecesi koşulu 1 taksın minus x köpaytırı kosinus minus x. Bu x derecesi 4 keteyim. Plus 1 mahrajda minus x kosinus x. Ha, yukarıda ham hesapladık bunu. Bu ham teyim. Minusu aldıya çıkarıp yazalımız. X derecesi 4 koşulu 1 x kosinus x. Bana bir ifade verilgen funksiye. Verilgen funksiye. Demek bunu biz minus fx de bir alışımız mümkün. Şimdi kılıp f minus x minus fx geteyim buldu. Demek bu funksiye tak funksiye iken. Törtüncü funksiyeye otağımız. Törtüncü musab. Bir de anaklayan sahası minus çeksizden plus çeksizlik geçer. Demek x tekişliği olsa minus x ham tekişliği olalı. Yani f minus x hesaplayımız. Teng. X'ların minus x'dan almıştıramız. Minus x. Sinus minus x. Kosinus minus x. Sinus minus x. Minus sinus x geteyim. Kosinus minus x. Kosinus x geteyim. O halde minus minus plus bulada. X. Sinus x. Kosinus x bulalı. Bu birilgen fonksiyonumuzu. Yani fx geteyim. Şimdi kalıp f minus x min, yani fx'ini özü geteyim. O halde bu fonksiyon cüf fonksiyon bulalı. Cüf fonksiyon iken. Ve beşinci misal. Bir yerde kosinus x. Arabların kıskarttığı barışı mümkün mü? Yok. Anıklayan sahasını tabi etken de biz kıskarttırmazsan bana şu birilgen ifadenin anıklayan sahasını tapamız. Bu ifade x beraber 3'te anıklanmayan. X 3 geteyim bol olmayıdı. Çünkü mahraz 0 geteyim bol kalanı. Ve bu fonksiyonun anıklanış sahası simetrikmez. Mesela bunda x beraber 3, minus 3 verilgen fonksiyonun anıklanış sahası tekişli değil. Lakin 3 tekişliği emez. 3 anıklanış sahası tekişliği emez. Çünkü 3'te anıklanmayan. Lakin minus 3'te sablayalımız. Bu da yani bu fonksiyonun anıklanış sahası simetrikmez. Demek cüft ve tak fonksiyonlarının birinci şartı becerilmeyetti. 0 nokta genesi zaten simetrikmez. 0 nokta 3 tekişliğimez. Minus 3 tekişliği. Bu simetrikmez. Şu sebeple bu fonksiyon cüft ham emez, tak ham emez. Ve ikilisi ham emez. Cüft ham emez, tak ham emez.